Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 8. sınıfın 1. dönem 1. sınavını yeni yönetmeliğe göre açık uçlu sorulardan oluşan 1. sınavıyla ilgili Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruları çözeceğiz ve yeni yönetmeliğe göre ne tip sorularla yazılıda karşı karşıya kalacağız, onları da görmüş olacağız. Hemen örnek sorularımıza geçiş yapalım. Milli Eğitim'in yayınladığı örnek sorularda iki ünitemiz friendship, dostluk, arkadaşlık and teen life, genç hayatı, genç yaşamıyla ilgili ünitelerimizi kapsayan iki ünitelik sorulardan oluşuyor. Kazanımlarını vermiş ve şimdi sorularına geçiş yapalım. İki tane senaryo karşımıza çıkmakta. Senaryo dediğimize bakmayın, soru tipleri farklı bir şey yok. Senaryo 1'e göre İlk sorumuza geçiş yapalım. Fill in the blanks with suitable personal traits according to the text. Verilen metne göre uygun kişisel özelliklerle boşluklarımızı tamamlayalım. According to the unit 1, birinci üniteye göre geçen kelimelerimizin ve kalıplarımızın oluşturduğu soru ile karşı karşıyayız. Hemen bakalım. Hello, I'm Tom. I have four buddies in the class. Benim adım Tom. Merhaba. Sınıfta 4 tane kankam, buddies, friend. Onlar Eric, Gabriel, Mary ve David. Eric always tells jokes and makes us laugh. Jokes, Joker'de bu kelimeden gelme, Joker filmi, şakacı. Laugh, gülmek anlamında kullanıyoruz. Daima Eric ne yapıyormuş? Şakalar anlatıyor ve bizleri güldürüyor. Şimdi hemen Eric adlı çocuğun verdiği bilgiye göre Eric is a blah 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 boy. What is he like? Nasıl birisi diyebiliriz bu Eric için? Funny, komik diyebiliriz ya da cheerful diyebiliriz. Bunlar tamamen bize kalmış. Bu tip sorularda şu güzelliği var. O an aklınıza hangi tipte bir cevap geldiyse onunla boşlukları doldurabilirsiniz. Her türlü uygun cevap ise doğru puan alıyoruz. Gabriel likes sharing. Sharing paylaşmak. En önemli kelimelerden birisi de bu. What she has with us. Bizimle neyi varsa paylaşmayı seviyor. Gabriel için ne söyleyebiliriz? Tom thinks. Tom'a göre Gabriel, Tom anlatan kişiydi. Gabriel paylaşmayı seviyor dediği için biz buna generous, cömert olarak kelimemizi, sıfatımızı yazabiliriz. Mary is so nice that Mary o kadar güzel, o kadar tatlı birisi ki she always thinks about others' feelings. Feelings, duygular. Others, başkalarının duygularıyla ilgili her zaman düşüncelidir. Böyle bir kişiye what is she like ne diyebiliriz? Tactful, caring, kind, kibar, polite. Bunların hepsini bu soru için kullanabiliriz. And David always supports us. Support kelimesi de eş anlamlarıyla beraber çok fazla kitabımızda geçen bir kelime. Backup, support, help. İhtiyacımız olduğu zaman bizi her zaman destekliyor. David is a supportive, helpful. Bu tip kelimelerimizi de sıfatlarımızı da bunun için yazabiliriz. We get on well with each other. Birbirimizle daima get on well with. İyi geçiniyoruz. Our friendship is great. Bizim dostluğumuz harika olarak puanımızı tamamlamış olduk. Question 2. İkinci soruya geldik. Kitabımızda da örneğiyle karşılaştığımız tipte bir soru. Invitations, davetiyelerle alakalı sorumuz. Read the messages on the phone and answer the questions. Telefondaki mesajı okuyun ve soruları cevaplandırınız. Great buddies, müthiş kankalar grubun ismiymiş. Sally, Andy, Emily, Clara and Olivia. Bunlarla alakalı bir konuşmamız var. Bu konuşmaya göre A, B, C, D, E 5 tane de sorumuz var. Bunlara 5 tane de cevap uyduracağız. Hemen bir bakalım neler konuşulmuş. Let's meet on Sunday morning at my home and have breakfast together. Haydi benim evimde pazar günü sabah buluşalım ve birlikte kahvaltı yapalım. Dediğine göre Sally ne yapıyor? Davet eden kişi olarak kullanabiliyoruz. Who invites her friends for something? Bir şeyler yiyip içmek için kim davette bulunuyor? Davetimizi hemen yapabiliriz. Sally invites her friends for something.
bir şeyler yiyip içmek için seni davet ediyor dedik. Peki. B. What is the event? Event, olay. Olay da zaten Selin'in davetinde söylemişti. Olay, etkinlik ne olarak söylüyoruz? Have breakfast together. Birlikte kahvaltı yapmak. Ya da having breakfast together diye de değiştirebilirsiniz. Biz verilen metne göre yapabileceğimiz soruyun cevabını yapmış olalım. Sonra, when is the event? Etkinlik, olay, when, ne zaman? Bunu da zaten buradan çıkarabiliyoruz. Bir cümleyle 3 soruluk soru yapmışlar. On Sunday morning, pazar sabah kahvaltısı. Bunda tarihini, zamanını söylemiş olduk. Who accepts the invitation? Şimdi kim davet ediyor, kim davet etmiyor? Onlar istiyor bizden. Andy'ye baktık. I'd love to but I can't. İsterdim fakat olmaz, gelemem. Refuse. Çarpımızı attık. Soruları çözerken de böyle çarpı veya yani yanlış işareti veya doğru işareti korsanız soruları çözerken kolaylık sağlar. Emily, that sounds great. Kulağa harika geliyor. It's okay for me. Bana uygun. Accepts. Clara, I'm sorry but I have to spend time with my family. Üzgünüm ama ailemle zaman geçirmem gerekiyor. Refuses. And last one, Olivia. Sure, elbette, of course. What time is it going to be? Saat kaçta olacak? Hem kabul ediyor, accept, hem de detail, asking for detail, detay soruyor. Bu tip soru da karşımıza gelebilir. Detay sorduğu kişi de Olivia diyebiliriz. Peki verilenlere bakarsak, who accepts the invitation? Daveti kim kabul ediyor? Emily and Olivia. Emily and Olivia accept the invitation. How many people refuse? Kaç kişi reddediyor? Bu da geriye kalan. Two people refuse the invitation. İki kişi de daveti reddediyor olarak cevabımızı yazdık ve buradan da puanımızı tamamlamış olduk. Question 3. Read the situation and write down your answer in one full sentence. Situation, durum. Durumu oku ve tam bir cümle cevap yaz. Bakalım durum neymiş? One of your friends invites you for dinner. Akşam yemeğine bir arkadaşın seni davet ediyor. Refuse. Reddedeceğiz. With an excuse. Ve mazeretimiz de olacak. Sadece reddetmemiz yetmiyor. Buna tam puan alabilmemiz için şöyle bir cevap yazabiliriz. I'd like to but I am very busy. İsterdim fakat meşgulüm. Mazeretimizi de sunuyoruz. I must study for the exam tonight. Bu gece sınava çalışmam gerek. Böyle yaptıysak ne yapıyoruz? Tam puan almış oluyoruz. Question 4. Dördüncü soruya geldiğimizde ise bir tane tablomuz var. Fill in the text with suitable free time activities according to the table. Table'a göre, yani tabloya göre uygun boş zaman etkinlikleriyle metnimizi tamamlayalım. Aşağıda bir metin verilmiş. Şu tabloya göre tamamlıyoruz. Bakalım. Monday, Wednesday, Sunday, pazartesi, çarşamba ve pazar günleri verilmiş. Etkinliklerde resimlerle gösterilmiş. At 5 p.m., at 8, at 1 p.m., at 10 a.m., at 3 p.m. Saatlerde yazılmış. Demek ki saatlerle ve resimlerle alakalı bir sorumuz var. Hemen bakalım. Hello, I'm Jack. Selam, ben Jack. I at 5 p.m. on Mondays. 5 p.m. Monday, yes of course, it's, I have piano course. Piyano kursum var cevabıyla boşluğumuzu tamamlamış olduk. I, every Monday and Wednesday. Şimdi sadece pazartesi demedi. Her pazartesi, çarşamba bakıyoruz. Yes. Ortak olarak swimming verilmiş. O zaman boşluğumuzu dolduralım. I go swimming, yüzmeye gidiyorum. On Sunday morning. Sunday, pazartesi, pazar günü için iki tane seçeneğim var. Morning kelimesini özellikle kullanmış. Yani sabah için AM kullanıyorduk. O zaman boşluğumuzu I always go cycling ya da riding a bike şeklinde de cevap verebiliriz. And I prefer ve tercih ederim neyi? In the afternoon, öğleden sonra, PM'i öğleden sonra kullanıyorduk zaten. Reading books in the afternoon olarak dört boşluğumuzu tamamlamış olduk. Question 5. Write down three sentences about Emily and Richard's
Likes and dislikes. Likes, dislikes verilmiş. Sevdikleri ve sevmedikleri verilmiş. Şimdi bunlarla ilgili three sentences, 3 tane cümle yazıyoruz. İlk cümlemize başlayalım. Emily likes doing exercises, egzersiz yapmayı sever, but Richard doesn't. Fakat Richard sevmez. Next one. Richard dislikes doing exercise, but Emily does. Şu cümlemizin zıttını yapmış olduk. Bu da farklı bir yöntem olarak kullanabiliriz. Next one. Richard likes going to the movies. Richard likes going to the movies, but Emily doesn't. Bu şekilde 3 tane cümle yazdık. Şunu da değiştirebiliriz. Bunu da nasıl değiştirebiliriz? Emily doesn't like ya da dislike da kullanabiliriz buradaki verdiğine göre. Emily doesn't like ya da Emily dislikes going to the movies, but Richard does olarak da farklı bir cümle yazabiliriz. Burayı da bu şekilde tamamladık. 5 tane sorumuz birinci senaryoya göre tamamlandı. Şimdi verilen ikinci senaryoya göre sorularımıza bakalım. Şimdi senaryo 2'nin sorularıyla devam edelim. Gördüğünüz gibi çok fazla değişen bir şey yok. Senaryo 1-2 fark etmiyor. Benzer sorular karşımıza çıkıyor. Yeter ki ünite 1 ve ünite 2'nin kelimelerini ve kalıplarını güzelce öğrenmiş olalım. Read the text and answer the questions. Metni okuyun, soruları cevaplandırınız. Az önceki sorunun benzeri. Hi, I'm Eric. I think friendship is one of the most important things in our lives. Hayatımızdaki en önemli şeylerden birisi bence arkadaşlıktır. I have two close friends. Close, samimi, yakın. Freddie and Mary. I can share, paylaşırım demiş. Everything with them, onlarla her şeyi paylaşırım. Because they keep my secrets. Çünkü sırlarımı tutarlar. Mary likes working in groups. Mary grupla çalışmayı seviyor. But Freddy doesn't. Fakat Freddy grupla çalışmayı sevmiyor. Yani ne diyebiliriz? Tek başına yalnız kalmayı seviyor. He gets red when he speaks in front of the class. Gets red, kızarmak. Türkçe'de kullandığımız kızarmak kelimesi. Sınıfın önünde konuştuğunda kızarır. I don't get on well with Sam and Kate. Bu sefer isim değişti. Sam ve Kate, bunlar neymiş? Anlaşamadığı, iyi geçinemediği kişilermiş. Sam always thinks of himself. Himself, kendisini. Sadece kendisini düşünüyormuş her zaman. Yani selfish, self-centered, bencil diyebiliriz. And Kate never shares what she has with us. Bizimle neyi var, neyi yoksa hiçbir şekilde asla paylaşmaz demiş. Buna da mean, stingy, cimri olarak söyleyebiliriz. Şimdi bu verilen metne göre. Question A. Who are Eric's buddies? Eric'in buddy'leri, yani close friends, samimi arkadaşları kimlermiş? Freddy and Mary. İkisini yazdık. Uzatırsak Eric's buddies are Freddy and Mary şeklinde de uzatabiliriz. B. What is Freddy like? What is Freddy like? Bu sorumuz dikkat edersek 7. sınıfın ilk ünitesindeki kalıpla sorulmuş. O nasıl birisi, yani kişilik olarak nasıl birisi anlamında, buradaki like sevmek anlamında kullanmıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Do veya does olmadığı sürece like kelimesini sevmek olarak kullanmayacağız. Freddy nasıl birisi? Hemen Freddy'ye bakalım. Freddy için ne demişti? Paylaşıyorum. Mary şöyle, Freddy doesn't. Sınıfın önünde konuştuğunda kızarır dediğinde ne diyoruz? He is shy. O utangaç birisi ya da olumsuz olarak he is not outgoing, he is not friendly şeklinde bir şeyler yazabiliriz. C. Does Eric like Sam? Dikkat ederseniz buradaki like do does olduğu için, yardımcı fiilimiz olduğu için sevmek anlamında kullanıyoruz. Eric Sam'i seviyor mu? Sam neredeydi? Sam'le Kate aynı cümlede don't get on well with, iyi geçinemediği arkadaşlardı. O yüzden no, he doesn't like Sam. He doesn't get on well with Sam. Sam'le iyi geçinemiyor, iyi anlaşamıyor diyoruz. D. Who is stingy, mean, cimri, stingy ve mean ikisi de cimri anlamında kullanıyoruz. Kim cimri? Yukarıda never shares,
paylaşmayan kişi, yani Kate is stingy diye de yazabiliriz. Ya da yukarıdaki metinden Kate never shares what she has with us. Asla bizimle paylaşmaz şeklinde cümlede yazabiliriz. Bu tamamen size kalmış diyoruz. Question 2. İkinci soru senaryo 1'deki üçüncü soruyla benzer durumda. Sadece burada ne demiş? Doğum günü partisine demiş. Bir önceki senaryo 1'deki üçüncü soruda akşam yemeğine davet ediyor. Onu mazeretini bildirerek reddet demiş. Yine buraya da benzer bir örnek yazalım. I can't miss the opportunity. Bu fırsatı kaçırmam. But, fakat I'm going to go on a holiday at that time. O zamanlar, yani senin doğum günün olduğu zaman tatile gideceğim. Her şeyim hazır. Bu yüzden gelemeyeceğim şeklinde bir cevap yazabiliriz. Buraya tabii siz de kendi öğrendiğiniz kalıplara göre farklı cevaplar yazabilirsiniz. Testlerdeki en beğendiğim kalıplardan oluşan sorumuza geldik. Read the text below. Aşağıdaki metni oku. And fill in the chart with the activities of teenagers. Gençlerle alakalı olan etkinlikleri tabloya göre doldurunuz. Şu most and least. Bu iki kalıbı öğrenmeden geçmeyelim. The most, the least olarak görürüz bunu sorularda. Şurada da olduğu gibi. Kalıp olarak böyle kullanıyoruz. The'nin bir anlamı yok. Most en çok, least en az. Zıt kelimeler, opposite kelimeler olarak söyleyebiliriz. According to the recent research, yeni bir araştırmaya göre the most popular activity between the teens is surfing on the internet. En popüler neymiş gençler arasında? Surfing on the internet. 25% %25'i teens prefer watching a movie at home or at the cinema. Ne yapıyorlarmış? %25'i evde ya da sinemada film izlemeyi seviyormuş, tercih ediyormuş. 15% %15 sayıları tamamen bilmemiz gerekiyor. Onda eksikliğimiz olmasın. Of teens like reading books, %15'i de kitap okumayı seviyor. Playing an instrument is the least popular. En az popüler olan gençler arasında playing an instrument, enstrüman çalmak olarak söylüyoruz. O zaman başlayalım. Let's start. 25%, %25, hemen bulduk. %25 ne diyordu? Watching a movie at home or at the cinema. Evde veya sinemada film izlemek. Next one B, 15%, hemen bulduk. 15% reading books. C, 10%. 10% ile ilgili bir şey var mı? Yok. Peki ne yapıyoruz? O zaman sayıya baktık. En az olanına bakıyoruz. Verilen sayılarda %10 en az olduğu için the least kullanabiliriz. Playing an instrument, bir müzik aleti çalmak, en az popüler, %10 diyoruz. 50%, %50'si, %50 diye bir şey de görünmüyor. O zaman buna da ne diye bakıyoruz? The most popular, en popüleri de bunun için kullanabiliriz. En popüler ve en az popüler için sayı belirtmediğinden dolayı biz ne yapıyoruz? Şu most ve least kalıplarını kullanmak durumunda kalıyoruz. Bunlara dikkat edelim. Last question 4. Senaryo 2'nin son sorusu. 4. soruyla devam edeceğiz. Bu sefer Morgan's weekly routine. Morgan'ın haftalık rutinleriyle ilgili günlük rutinleri 2. ünitemizle alakalı bir soru karşımıza çıkmış. Days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, weekdays, hafta içiyle alakalı etkinliklerini vermiş. Şimdi buna göre ne diyor? Write down 3 sentences. 3 tane cümle yazmamız istenmiş. Bunlardan, resimlerden, etkinliklerden kullanarak 3 tane cümle yazıyoruz. Biz bunlara ister Morgan'ın adına yazarız, isterseniz he is olarak da söyleyebiliriz. İkisi de bizim için doğru cevap olur. Biz Morgan'ın ağzından yazmış olalım. Hello, this is me, Morgan. Selam, bu benim, Morgan. This is my weekly routine. Bu da benim haftalık rutinim. On Monday, I go surfing. On Tuesday, I attend art classes. On Wednesday, I take guitar course.
On Thursday, I go fishing with my dad. And on Friday, I fly a kite with my friends. Bu cümleleri farklı farklı kalıplarda kullanırsanız yanlışlık olmaz. Verilen soruya göre cevaplarımız bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçek yazılınızda, yani okulda yapılacak yazılınızda da karşınıza bu tip açık uçlu sorular karşımıza çıkacak. Bundan haberdar olduk artık. Neye nasıl çalışacağımızı görmüş olduk. Umarım hepiniz yüksek yüksek notlar alırsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.